Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, geçici bütçe kanun tasarısının birinci maddesi ile ilgili olarak verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Milletin parasını kullanırken şeffaf olan ve harcanan her kuruşun hesabını vermeyi şerefli bir görev olarak addeden milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bu madde ile Cumhurbaşkanı'nın maaşını bir kalemde %12.6 oranında arttırıyorsunuz. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki Cumhurbaşkanı'nın maaşının zam yapılmasına gerek yoktur. Neden gerek yok? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın maaşı net olarak 26.800 lira. Yani 26 milyar 800 milyon eski hesap. Ve gerçekten artışa gerek yok. Ankara Ticaret Odası'nın verilerine göre nüfusumuzun %15.4'ü, yani 5 milyondan fazlası açlık sınırının altında yaşarken bu parayı Cumhurbaşkanı'na vermek haramdır. Yine aynı odanın verilerine göre nüfusumuzun %74'ü yoksulluk sınırının altında yaşarken Cumhurbaşkanı'nın maaşına zam yapmak haramdır. Bu nedenle gerek yoktur. Bu önergeye evet demeniz gerekiyor. Bakın, bizim derdimiz sadece Cumhurbaşkanı'nın maaşı değil. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın maaşını arttırdığınız zaman buna endeksli olarak emekli milletvekillerinin de maaşı artacak. Yani kendi maaşımız, hepimizin maaşı artacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri diyoruz ki biz maaşımızda artış istemiyoruz. Buyurun siz de istemeyin. Şimdi ben merak ediyorum. Siz burada paşa paşa otururken bir yandan Cumhurbaşkanı'nın maaşına zam yapıp bir yandan kendi maaşınıza zam yaparken acaba emekli Ali amcanın, Fatma teyzenin yüzüne nasıl bakacaksınız? Hangi yüzle onların yanına gidip bir daha oy isteyeceksiniz? Ali amcaya diyeceksiniz ki sana Ocak ayında %5-6 oranında zam verdim, bunu uygun gördüm, ama kendime %12.6 zam uygun gördüm diyeceksiniz. Yani emekli milletvekilinin maaşı 9 bin lira civarında olurken siz Ali amcaya 900 lirayı bile reva görmeyeceksiniz. Sizin maaşınızın onda birini vereceksiniz ve karşısına çıkıp diyeceksiniz ki bana oy ver. Bakın, Cumhurbaşkanı'nın maaşının artmasına gerek yoktur demiştim. Neden biliyor musunuz? Çünkü zaten Cumhurbaşkanlığı'nın bir bütçesi var. Bu bütçeyi Sayın Cumhurbaşkanı zaten kullanıyor. Önceki cumhurbaşkanları da kullanıyordu. Ahmet Necdet Sezer bunu arttırıp iade ediyordu devletin kasasına, ama bakın siz de yapmışsınız. Sayın Ahmet Necdet Sezer yılda 24 milyon lira kullanıyor ortalama. Sayın Abdullah Gül, sizin seçtiğiniz cumhurbaşkanı, o da Sezer'den tam 4 kat daha fazla, yani yılda 103 milyon lira para kullanıyor cumhurbaşkanlığı bütçesinden. Sayın Erdoğan ne kadar kullanıyor biliyor musunuz? Bir tahmin edin Allah aşkına. Tam 501 milyon TL. Yani Sezer'den 20 kat daha fazla, Abdullah Gül'den de 5 kat daha fazla kullanıyor. Şimdi diyorsunuz ki helal olsun lafları geliyor buradan. Sizi duyamayanlara ben söyleyeyim, helal olsun diyor. Az önce Sayın Bakan dedi ki bu örtülü ödenekler kesinlikle milli davalar için kullanılır. Şimdi örtülü ödeneğe de geleceğim. Sayın Cumhurbaşkanı kendine ayrılan maaş ve bütçeyle yetinmiyor, bir de bunun üzerine örtülü ödenekten pay istiyor. Biz de bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyoruz. Şimdi nasıl çalıştığınızı size anlatacağım. İşi yapması gereken başbakandır. Ya da işi yaptığını zanneden başbakandır ama parayı kullanan cumhurbaşkanı. Şimdi bakın, normalde Sayın Bakan'ın dediği gibi bu örtülü ödenekler milli güvenlik için kullanılır. Bakın siz ne yapmışsınız? 2014 yılı Haziran ayı. 2014 Haziran ayı. Kullanılan para 14 milyon. Bir yıl sonra 2015 Haziran ayı kullanılan para 168 milyon. 12 kat. Niye artmış biliyor musunuz? Çünkü seçim olmuş o ayda. O seçime harcamışsınız siz bu parayı. Helal olsun diyorsunuz değil mi?
haram, zehir, zıtkım olsun.